Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde After Effects'te uygulama seçeneklerini birlikte yapacağız. Gelin şimdi After Effects programımızı açalım. Aslında ilk derste birazcık bakmıştık uygulama seçeneklerine. Hatırlayacaksınız. İlk açtığımızda yapmamız gereken bazı düzenlemeler olduğundan bahsetmiştim. Bunlar birincisi File Pop-up menüsünün altında en altta Project Settings kısmındaydı. Burada biz PAL DV çalıştığımız için burada time code yani frame rate temelimizi, time code base'imizi 25 frame per second'a ayarlıyoruz. Diğer ayarlar After Effects'in kurulumundan gelen diğer ayarlar bizim için gayet iyidir. Buna okey diyerek kapatıyoruz. Diğer iki ayarımız yine burada Edit pop-up menüsü altında. Templates komutunun altında Render Settings ve Output modül. Burada neydi? Kısaca hatırlayalım. Render Settings'te her seferinde bu ayarları tek tek yapmamak için kendimize bir template, bir kalıp ayar render kalıbı ayarlıyoruz. Ve buna bir isim vermiştik hatırlayacaksınız. Low poly dedim. Yine edit butonunu tıklarsam görelim. Diğer buradaki tüm ayarlar aslında bizim için iyidir. Burada sadece bilmemiz gereken önemli olan field render seçeneğiyle ilgili olan konumdur. Aslında diğerleri de önemli ama biraz önceliği olan yer burası. Yani sadece bunu bilmeniz şu an sizin için fazlasıyla yeter. O field bahsinde bahsetmiştik. Sizin çıktısını almak istediğiniz film hangi field order'a sahipse ya da progresif ise onu buradan seçmeniz gerekir arkadaşlar. Bunu zaten ayarlamıştık ilk dersimizde. Bunu burada tekrar etmiş olalım. Okey deyip çıkıyorum. Yine Edit menüsü altında Template'in altında bir Output modülümüz var arkadaşlar. Bu Output modülünde de bir takım düzenlemeler yapmıştık hatırlayacaksınız. Edit diyerek yeniden açıyorum. Video for Windows yani AVI formatında çalışıyoruz. DV AVI çalıştığımız için. Buradaki tüm ayarlar yine iyi. Sadece burada format options'tan hangi kodekte, hangi sıkıştırma formatında çalışıyorsak buradan onu seçmemiz gerekiyor. Farklı AVI formatları var. Canopus'un ya da farklı firmaların çıkardığı AVI dosyaları var. Siz oradan hangi kompresör sizin için uygunsa buradaki küçük oku tıklayarak ilgili kodeğinizi seçiyorsunuz. Biz PAL DV ile çalıştığımız için Microsoft DV'yi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna okey deyip yine aynı şekilde buradan okey deyip template'imizi oluşturuyoruz. Bir diğer uygulama seçeneğimiz arkadaşlar yine Edit menüsünün altında Preferences komutuyla görüyorsunuz birkaç düzenlemeler yapmamız gerekiyor. After Effects'i optimum bir şekilde kullanabilmek için. İlk önce genel seçeneğini tıklayarak bunların neler olduğuna bakalım. Burada görüyorsunuz en üstte undo ne kadar undo yapabileceğimi soruyor. Bu rakam ne kadar yüksek olursa sizin için o kadar iyi olur. Kendisi After Effects CS4 32 adet bir undo miktarı ile geliyor. Siz isterseniz azaltabilir, isterseniz bunu çoğaltabilirsiniz. Yalnız bu sistem kaynağıyla da orantılı bir şey arkadaşlar. Unutmayın, eğer sisteminiz çok güçlü değilse After Effects'in defaultundan gelen, kendisinden gelen ayar iyidir. Ama yine de bunu 50 yapmanızda fayda var. Böyle bir uygulama varsa kullanın derim. Çünkü zaman zaman
geriye dönmeniz gerekiyor yaptığınız işlemlerde. Yine burada genel After Effects'in kullanımıyla ilgili bazı opsiyonlar var. Burada siz dilediklerinizi aktif edebilir, dilediğiniz özelliği kaldırabilirsiniz. Bunlar programın çalışmasıyla ilgili herhangi bir zorluk ya da hata oluşturmaz arkadaşlar. Burada ikinci sırada Preview tabımın altında yine bazı özellikler var. Eğer dediğim gibi bir önceki derste anlatmıştım, sizin ekran kartınız, bilgisayarınızda şu anda After Effects'i çalıştığınız ya da çalışacağınız ekran kartı OpenGL özelliğini destekliyorsa burada mutlaka bunu Enable seçeneğini aktif etmeniz. Bu sizin bilgisayarınızın performansını, dolayısıyla sizin çalışma hızınızı artıracaktır arkadaşlar. Bu anda şu Adaptive Resolution limitteki 1/4 oranının kalması default'tan gelen ayar gayet iyidir. Bu display tabımın altındaki ikonlar, değerler burada olduğu gibi kalabilir. Siz ileride animasyon yaptığımızda bize animasyonunu yaptığımız, hareketini yaptığımız objenin bize petini gösterecek After Effects. İstemezsek bunu buradan No Motion Pet şeklinde bunu işaretlersek göstermez. Ya da diğer opsiyonları seçebiliriz. Ama dediğim gibi default'tan gelen ayarlarıyla kalması yeterlidir bu ayarın içinde. Yine bir sonraki Import seçeneğimde. Burada önemli arkadaşlar, siz herhangi bir still footage, yani bir resim karesi, bir fotoğraf, biliyorsunuz footage, hatırlayacak olursanız ne demekti? Bir filmde kullanacağınız tüm materyalin adı footage olarak geçer. Video edit programlarında ya da bu tarz grafik animasyon programlarında. İşte bu tek kare resim, herhangi bir tek kare grafik, tüm footage'a still footage deriz biz. Ve burada bunun uzunluğunu default olarak burada belirleriz. Yani tek kare resmi biz buraya attığımızda onun süresini direkt olarak buradan bakın 1 saniye olarak seçilmiş. 1 saniye olarak buraya atar. Düzeltiyorum. İşte length of composition var. Burada kompozisyonun uzunluğu boyunca, yani siz kompozisyonunuzu 30 saniye boyunca açarsanız 30 saniyelik bir uzunlukta açar. Ama 1 saniyeyi buradan seçerseniz ya da sizin burada yazacağınız, atıyorum ben buraya 20 saniye yazayım. 20 saniyelik bir uzunlukta atar. Burası da önemli arkadaşlar. Sequence footage. Başka bir programda yaptığınız 3 boyutlu animasyonu ya da sekans tabir ettiğimiz resmin bir filmi tek dosya halinde değil de resimlere bölünmüş, karelere bölünmüş halde sekans şekilde aktarmak isterseniz onun frame rate'inin ne olacağını buradan belirleriz. Eğer buradan bunu biz baştan belirlemezsek direkt olarak After Effects bunu buradaki değer ne yazılıysa o şekilde atar. Biz neydi? PAL'de 25 frame per second çalıştığımız için bunu burada 25 frame per second olarak belirlemeliyiz. Ben Enter'e bastım yanlışlıkla. Tekrar gireyim. Buradan bakın Import seçeneğinden devam ediyoruz. 25 frame per second olarak buraya kayıtlı. Bir üstteki still footage'ın length of composition'da kalması iyidir arkadaşlar. Şimdi burada daha sonraki derslerde göreceğimiz Interpret Unlabeled Alpha as Ask User seçeneği var. Bunu Ask User'da kalması iyi ya da Guest'te kalabilir. Alpha'nın ne olduğunu ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Diğeri de Default Track Import as Footage, böyle kalması şu anda iyidir.
Burada bilmemiz gereken önemli olan import kısmında sequence footage ve still footage'ın değerlerinin buradan değiştiğidir arkadaşlar. Yine bir sonraki preferans hızımızın altındaki uygulama seçeneğimiz output ile ilgili arkadaşlar. Buradaki değerler After Effects'in bize sunduğu değerler programımızın çalışması için gayet iyidir. Bir sonraki seçeneğimiz output seçeneği arkadaşlar. Bu bölümdeki değerler After Effects'in kendi bulduğu değerler programın çalışması için gayet yeterli. Çok daha fazla da detaylara girip sizi karıştırmak istemiyorum kafanızı. Bir sonraki ayarım burada Grid and Guides ayarı. Burada da siz hatırlarsanız biraz önce ruler'dan guide çizgilerin nasıl çıkartılacağını anlatmıştım ve o çizgiler mavi renkteydi, bu renkteydi. Siz bu rengi dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ya da gridler çizmiştik, hatırlıyorsunuz. Hayali çizgiler açıp kapatmıştık. Şöyle gösterecek olursam tekrar şuradan. Gridler yeşil bakın şimdi. Ama buradan ben onları Grids and Guides'dan değiştirirsem buradan rengini kırmızı şöyle yapabilirim. Şöyle OK ile çıkarsın tekrar. Bakın grid çizgilerim kırmızı oldu. Bunu da buradan değiştirebileceğimizi görmüş olduk. Sıradakiyle devam ediyorum arkadaşlar. Label Colors. Bu da her layer'ın buraya attığımız, timeline'da kullandığımız footage'ın yanında küçük bir renk paletiyle renklendirildiğini göreceksiniz. Bu bizim işimize çok yarıyor. Farklı footage, farklı biçimdeki footage'ları farklı renklerde tanımlayarak kolaylıkla gruplayıp onlar üstünde çalışmamızı sağlıyor. Bu renkleri de buradan değiştirebiliriz. Bir sonraki değerim Label Defaults. Burada yine layer'ların, timeline'de kullanacağım layer'ların hangi renklerde olduğunu seçiyorum. Bir önceki seçeneğimde burada kırmızının hangi tonda olduğunu, sarının hangi tonda olduğunu seçiyordum. Bir sonraki Label Default'larda ise layer timeline'de kullanacağım layer'ların hangi renklerde olacağını buradan seçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki Media Disk and Cache de önemli bir yer arkadaşlar. Bilgisayarın performansını etkilemesi açısından. Burada Disk Cache kullanabiliyoruz. Yani sizin bilgisayarınızdaki hafıza miktarı yeterli değilse After Effects bu Disk Cache seçeneğinden bu kutucuğu tıklayarak hemen bize hangi hard diskimde nerenin disk cache olarak kullanılmasını soran bir ekran çıkardı. Ben şu an ona cancel diyorum. Ama siz isterseniz bilgisayarınız çok sistem kaynakları güçlü değilse, hafızanız güçlü, memory güçlü değilse bunu hard diskten bir kısmını disk cache olarak kullandırabilirsiniz. Yine burada After Effects'in hangi klasörlerde Media Cache yani tampon bellek olarak kullanacağı dosyaların yerini gösteren ayarları burada yapabilirsiniz. Aynı zamanda zaman zaman bunları temizlemeniz gerekebilir. Burası önemli arkadaşlar. Media and Disk Cache. Bu butonu tıklayarak şu anda hiç çalışmamız olduğu için doğal olarak çok kısa sürüyor. Bu tampon belleği temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki özelliğim uygulama seçeneklerinde Video Preview.
Eğer bilgisayarınıza bağlı herhangi bir kart, After Effects'i destekleyen herhangi bir kart, bir çıkış kartı, bir video kartı varsa bunu buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Output device olarak bakın benim iki tane sadece device'ım var, aracım var. Birincisi bilgisayar monitörüm. Diğeri de FireWire kartıma bağlı olan VTR'm. Buradan istediğim ayarı seçebilirim ve o ayarı seçtikten sonra bana alttaki o ayarlarla ilgili opsiyonları da gelmiş olur. Ama ben kompütür monitörü seçiyorum. Sizin de sadece kompütür monitör only'de olduğunuzu, sadece yani bilgisayarınızda monitörünüzden izleyebileceğinizi düşündüğüm için bunda kalmanızı öneriyorum derslerimiz boyunca. Bir sonraki uygulama seçeneğim Appearance, yani görünümle ilgili arkadaşlar. Burada bakın şimdi nasıl değiştiğini göreceksiniz. Ben buradaki Brightness slider'ını sola doğru kaydırdıkça daha zıt bir ekran, sola doğru kaydırdıkça daha parlak bir ekran geliyor. Buradan görünüm seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Default tıklayarak yine eski görünümüne, fabrika ayarı görünümüne dönüyorum arkadaşlar. Bir sonraki uygulama seçeneğim ise Autosave. Burası da önemli arkadaşlar. Bilgisayarımız ne kadar güçlü olursa olsun zaman zaman bazı bilgisayarlar hata yapabiliyor. Özellikle After Effects programını kullanırken yoğun video dosyası, ses dosyası vesaire kullandığımız için sistem gereksinimlerimiz çok fazla oluyor. O yüzden burada Automatically Save Projects opsiyonunun kenarındaki kutucuğu mutlaka ve mutlaka tıklamanızı öneriyorum. Burada siz kaydetme aralığını, projenin otomatik kaydetme aralığını belirleyebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi After Effects'in bizim için belirlediği fabrika ayarından gelen 20 dakikalık aralıklarla kaydetme seçeneği gayet iyidir. Ama siz daha sık aralıklarla kaydetmesini isterseniz bu zamanı düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki seçeneğim ise Memory ve Multi Processing ayarı. Burası da önemli bir ayar arkadaşlar. Uygulama seçeneklerimi düzenlerken After Effects'i optimum bir şekilde kullanmam için gerekli bir gerekli düzenlemeler yapmam gereken bir bölüm arkadaşlar. Burada bakın sistem opsiyonunda bana bilgisayarımda kaç tane işlemci var, ne kadar RAM miktarım ve RAM miktarının ne kadarını kullanabileceğim mi burada ayarlayabiliyorum ve diğer uygulamalara ne kadar RAM bırakacağımı da burada belirleyebiliyorum. Tabi eğer ben burada ne kadar diğer uygulamalar için ne kadar RAM bırakacağım düştüğüm zaman otomatik olarak benim After Effects için kullanacağım miktarda artacaktır. Ama yine dediğim gibi After Effects'in seçtiği, bizim için seçtiği bu değerler iyidir. Ama siz bilgisayarınıza güveniyorsanız buradaki değerleri, buradaki değeri daha doğrusu, yani After Effects'in diğerlerine bırakacağı, diğer uygulamalara bırakacağı RAM miktarını düşürebilirsiniz. Yine burada Multi Processing seçeneğim var. Bu da çok işlemcili bilgisayarlar için aktif olabilecek ya da deaktif olabilecek bir seçenek. Bunu da render sırasında özellikle bize çok hızlandıracak, işlemimizi hızlandıracak bir seçenek. Bunun da seçili olmasını öneririm arkadaşlar. Diğer ayarlarımız yine dediğim gibi After Effects'in bizim için seçtiği değerler gayet iyidir. Onlara olduğu gibi bırakmak yerinde olacaktır. Bir sonraki seçeneğim Audio Hardware. Şunu söylemek istiyorum. Sanırım ilk derste de belki söylemişimdir. After Effects aslında çok fazla sesle işlem yapılan bir program değildir. Ancak
Bildiğiniz gibi bir film sesle görüntünün mükemmel birlikteliğinden oluşur. O yüzden biz burada oluşturduğumuz tüm kompozisyonları sese eşli bir vaziyette götürürüz. Yani bir patlama sekansının olduğunu düşünün ekranda. Patlama anında eğer gerektiği zaman da patlama sesi gelmezse o sizin yaptığınız burada patlama efektinin hiçbir anlamı olmayacaktır. O yüzden biz After Effects programında sesi de kullanırız. Buradaki ayar bizim için audio hardware, bilgisayarımızda sesi duyabileceğimiz hangi araç ya da araçlar varsa bunu buradan seçmemize yarar. Şu anda sadece benim bir ses kartım var bilgisayarımda. O yüzden burada farklı bir araç çıkmıyor. Ve buradaki ayarlar var. Zaten şunu söylemek istiyorum. Bu çoğu başlıkta olduğu gibi After Effects'in burada bizim için seçtiği ayar programımızın çalışması için, burada bir işlem yapmamız için gayet iyidir. Hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yok bu bölümde. Bir diğer seçeneğimiz burada Audio Output Pumping. Yine buradaki değerlerle ilgili. Eğer kendiniz bu konuda çok ileri derecede bilgisayar donanımı konusunda uzman değilseniz değişiklik yapmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet, uygulama seçeneklerim bunlar. Burada OK'ye tıklayarak gerekli değişiklikleri kaydetmiş oluyorum. Hemen şunu da söyleyeyim. After Effects'i Edius'tan farklı olarak siz programla çalıştığınız süre boyunca hiç kaydetmeden devam edebilirsiniz. Yani projenizi hiç kaydetmeden bir projeyi bitirebilirsiniz. Auto save seçeneğiniz seçili olsa bile. O yüzden projenizi ilk açar açmaz muhakkak kaydedin arkadaşlar. İşler yaver gider, bilgisayarınız çok iyidir, hiç elektrik kesilmez ya da UPS'iniz var, kesintisiz güç kaynağınız. Her zaman böyle olmayabilir. Bakın burada şu bölgede Adobe After Effects ve Untitled Project. Henüz projeme bir isim vermedim ve burada küçük bir yıldız ikonunu görüyorsunuz. Bu projede bazı değişiklikler yapıldığını ve henüz kaydedilmediğini gösteriyor. Buradaki yıldız çok önemli arkadaşlar. Siz buradan bakıp projenin kayıtlı mı, kayıtlı değil mi olmadığını ya da save edilip edilmediğini bu yıldız ikonundan anlayabilirsiniz. Hemen projemizi save edelim. Save komutuyla projemi My Documents klasörünün içine yeni bir klasör açarak daha derli toplu olmak için büyük harflerle yazıyorum arkadaşlar. After Effects dersler diyorum. Ve bu 23. dersimiz ders 23 şeklinde kaydediyorum. Bakın kaydeder kaydetmez. Burada hemen After Effects'in hangi proje üstünde çalıştığını görüyorum ve kenarındaki yıldız işareti kayboldu. Hemen küçük bir değişiklik yapalım programda ve buradaki yıldızın oluştuğunu görmek için. İlk derslerimizde söylemiştim. Buradan bir Rectangle Tool alıp hemen ekranın üzerine çiziyorum. Daha bakın ben çizer çizmez burada yıldız ikonu oluştu. Bu bana gösteriyor ki After Effects'im şu anda kayıtlı değil şeklinde bana bir uyarı veriyor arkadaşlar. Yine bunu siliyorum. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.